Değerli Batman Son Söz TV izleyicileri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre Batman ilimiz düşük risk grubunda yer aldı. Buna göre ilimizde kısıtlamalar kısmen kaldırıldı. Tabi kurallara uyulmaması ve vaka artışı yaşanması halinde yüksek risk grubunda yeni ve sıkı kısıtlamalarla tekrar karşılaşabiliriz. Peki, tablolarda mavi renkle gösterilen düşük risk grubunda hangi tedbirlerle yola devam edilecek? Batman İl Umumi Hızlısıhhan Meclisi Vali Hulusi Şahin Başkanlığı'nda olağanüstü toplanarak bu tedbirleri belirledi. Biz de siz değerli izleyicilerimiz için bu tedbirleri derledik. İlimizde hafta içi ve hafta sonu saat 21'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecektir. Batman'da hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ise kaldırıldı. Yani artık hafta sonu sokağa çıkmak serbest. Tabii saat 21'e kadar. Batman'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı çocuklarımız için sokağa çıkma kısıtlaması ise kaldırıldı. Batman'da yeme içme yerleri, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri artık müşteri ağırlayabilecek ama 07 ve 19 saatleri arasında. Bu iş yerlerinde masa ve koltuklar mesafeli olacak, aynı anda sınırlı sayıda müşteri ağırlanabilecek. Batman'da yeme içme yerleri 19 ve 21 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21 ve 24 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler. Lokanta, kafe, kıraathane gibi yerlere HES kodu kontrolü olmadan girilemeyecek. Oturma düzeni kontrol altında olacak. Mekanlarda kesinlikle fazladan masa ve koltuk bulundurulmayacak. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ve akşam 19 saatleri arasında çalışabilecek. İçeri girişler HES kodu kontrolüyle olacak. Seyirci, refakatçi, misafir alınmayacak. İlimizde nikah ve düğünlerde katılımcı sayısı 100'ü geçmeyecek ve 1 saatte sınırlı olacak. Düğün ve nikah merasimleri en az 3 gün öncesinden Batman'da valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklara e-devlet üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilecektir. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul ve etkinliklerde kişi başına 8 metrekare alan bırakılacak, katılımcı sayısı 300'ü geçmeyecek. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri valilik ve kaymakamlıklara en az 3 gün öncesinden bildirilecektir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman'da da kamu kurumlarında esnek çalışma sistemi kaldırılmıştır. Yani kamu, kurum ve kuruluşlarında sabah 8 ve 17 saatleri arasında hizmet verilebilecektir. Elimizdeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde, 8. ve 12. sınıflarda ve diğer kademelerde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumlarında tam zamanlı yüz yüze eğitim verilecektir. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy gibi seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyretilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda seyretilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyretilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda seyretilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyretilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması, kurallara ve tedbirlere toplumun tüm kesimlerinin uyması büyük önem taşımaktadır.
İl Hızlı Sıha kurulunca alınan kararlara uymayanlara idari işlem uygulanacağı da unutulmamalıdır.